Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Beta balıklarım için canlı yem bulmak için bir yürüyüşe çıkmıştım. Evet, burada o terk edilmiş havuzu buldum. Evet, burada içeride kurbağalar hapsolmuş. Bu kurbağaları birazdan kurtaracağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi su biraz çekildikten sonra kurbağaların atlama boyuna geçmiş sanırım. Burada da bir tanesi gördüğünüz gibi ölmüş. Diğerleri de çıkamıyorlar, kaçamıyorlar. Etrafında bir tur attım. Bakın burada diğer kurbağalar var. Evet, bu ölmüş. Birazdan gidip arabadan şeyi alıp bu kurbağaları yakalayarak ölmemeleri için dışarıya salacağım arkadaşlar. Bakın burada da bir tane var. Evet. Burada da kurbağa yavruları var. Çok fazla yok ama daha yırıvaş seviyesine gelmemişler. Evet, bu kurbağalar burada kalırsa arkadaşlar bunun gibi ölecekler çünkü dışarıya kaçamıyorlar. Yani havuzun yanına yaklaştığım anda da suyun dibine çökenler çöktü ve güçsüz kuvvetsiz kalmışlar. Büyük ihtimal yeteri kadar beslenemedikleri için birazdan bu kurbağaları teker teker yakalayıp dışarıya salacağım arkadaşlar. Hayatları kurtulsun diye. Burası bir kurbağa cenneti gibi. Şurada bir su birikintisi var. Aşırı derecede yırıbaş var arkadaşlar. Bunu da görüntüleyip sizlerle paylaşmak istiyorum. Sanki burası bir kurbağa cenneti haline gelmiş. Evet, burası yağmurlardan dolayı yol burası normalde. Yağmurlardan dolayı su dolmuş. Evet, şuradaki iri baş birikintisine bakın arkadaşlar. Şu gördüğünüz siyahlık komple iri başların birikmesinden dolayı oluyor. İri başlar oraya birikmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Komple bize yine burada aynı şekilde şöyle yakından göstereyim. Evet, bunların hepsi iri baş kurbağa yavrusu. Evet, milyonlarca diyemesek de binlerce şu alanda var. Tabii şöyle gösterirsem ne kadar çok burada kurbağa yavrusu olduğunu tahmin edebilirsiniz. Evet. Bayağıdır su altında kalmış herhalde burası. Yosunlanma da olmuş arkadaşlar. Yine javamoslar bakın burada. Tabii bunlar normalde kara javamoslar ama suyla beraber büyük bir yayılma göstermişler. Entegre olmuşlar suya. Şöyle size tekrardan betalarım için toplayacağım canlı yemleri de göstermek istiyorum. Şöyle yakın çekim yapabilirsem arkadaşlar size. Bakalım görünecek mi? Çok miktarda spresi var arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Gördüğünüz gibi yosunlu alanlarda özellikle çok miktarda spiresi var. Beta balıklarımı videosunu çekemedim ama üremesi için arkadaşlar evde tesisatımı kurdum. Dişi balığı da çıkardım. Yani erkek balık dişi balığın yumurtalarını aldı.
bir gün oldu. 2 gün sonra yavrular muhtemelen çıkacak. Beta balıklarının kıpırdamayan hiçbir şey yemediğini söylüyorlar arkadaşlar. Yavruyken özellikle. O yüzden buradan biraz canlı yem toplamam lazım. Ki beta balıkları o canlı yemleri yesin. Daha sonra tabii ki belli bir boyuta geldikten sonra artık canlı yeme gerek kalmayacak. Evet, birazdan kurbağaları kurtarırken video çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Bir de şu geldiğim noktada başka bir su birikintisi vardı. Küçük bir su birikintisi. Küçük bir akvaryum kadar. Onun içinde iribaşlar vardı yine. Ve çok miktarda canlı yem vardı. Oradan da bir video çekip atacağım. Oradan da canlı yemleri toplayacağım. Evet, buradan burası daha net görünüyor. Evet, şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, bunlar hep su pireleri. Gördüğünüz gibi bir sürü var. Su pirelerinden toplayarak arkadaşlar betalarıma vereceğim. Bir sürü var gördüğünüz gibi. Evet, burası doğal açıdan da çok zengin. Bir sürü kuş türü gördüm arkadaşlar. Kayıt altına alamadım ama daha önceden kirpi gördüm. Domuz ayak izleri var. Çok miktarda domuz var. Domuzla karşılaşmadım ama var. Su yılanı da var arkadaşlar. 5-6 sefer yılan da gördüm ama onları da yine kayıt altına alamadım. Videosunu çekemedim. Çok sayıda yılan da var burada. Daha Mart'ın 23'ü olmasına rağmen yılanlar çıkmış. Bugün bir tane daha gördüm. Çok güzel çiçekler de var. Şöyle karşı tarafı çekebilirsem. Birkaç örnek aldım. Balkonumdaki bahçe için. Çok güzel laleler var. Mor laleler. Evet, videonun devamında görüşmek üzere arkadaşlar.